Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ünitelerimiz, bugünkü dersimiz Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden olacak. İlk ünitemiz 20. yüzyıl başlarında dünya olacak. Şimdi biz burada tabii ki 20. yüzyıl başlarındaki en önemli gelişme, dünyayı etkileyen gelişme 1. Dünya Savaşı'dır. Önce onu bir göreceğiz. Nedenleri ve sonuçlarını değerlendirerek ilerleyeceğiz. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri, 1914-18 yılları arasında yapılan bu savaşın nedenlerine baktığımızda temel nedenimiz, unutmayalım, sömürgecilik olacaktır. Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve ham madde arayışı ve bundan doğan sömürgecilik yarışı ve sömürgecilik yarışının da beraberinde ekonomik rekabeti getirmesi temel nedenimizdir. Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması. Tabi bu blokları nasıl ayırmıştık? İtilaf ve ittifak diye bu devletleri ayırıyoruz. İtilaf devletlerine baktığımızda şu kısma yazarsak eğer, İtilaf diğer ismiyle anlaşma devletleri, ittifak devletlerinde şuraya yazalım. Bunların kim olduğunu bir hatırlayalım. En azından başı çeken devletleri bilelim. Şu ilk üçü görelim itilafta. İngiltere, Fransa ve Rusya başı çeken devletlerdi. İttifak devletlerine baktığımızda Almanya, İtalya ve Avusturya, Macaristan. Başı çeken devletlerdi. Sonrasında zaten bu bloklara birçok devletin katılımıyla ne olacaktır? Bloklar genişleyecektir. Bunları az çok hatırlamış olmalısınız diye düşünüyorum. Evet, diğer nedenlerimize de bakalım. Almanya ile Fransa arasında kömür yatakları bakımından zengin olan bölge Alsas, Alses, Loren bölgesinden doğan çekişme, Rusya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında Rusların izlediği Slav Birliği politikası, yani Panslavizm politikası dan doğan gerginlik, Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme isteği, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'i ilhakının Sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Bosna Hersek ziyaretinde bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle savaş zaten bu kıvılcımla başlıyor. Evet, bunlar bizim nedenlerimiz. Tabii biz bunları biraz daha ayrıntılı halini 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'da işledik. Burada biraz daha değinerek geçiyoruz. Evet, sonuçlarına geçtim. 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda neler oldu? Savaştan bir kere en karlı çıkan devlet İngiltere olmuştur. Ve Avrupa'nın en güçlü devleti konumuna gelmiştir. Fransa, Almanya'nın etkisinden kurtularak ikinci güçlü devlet haline gelmiştir. İtalya, Avusturya'dan toprak almış, 12 adaya hakim olmuştur. Rus, Alman, Avusturya, Macaristan, Osmanlı imparatorlukları yıkılmış, yeni milli devletler kurulmuştur. Tabi bu yine neyle alakalıdır? Milliyetçiliğin getirmiş olduğu bir sonuçtur. Onu unutmayalım, buraya da ekleyelim. Milliyetçilikle alakalı olduğu için. Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB kurulan bu yeni devletlerdir. Biz buraya Türkiye'yi de ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. O da sonuçta kurulan imparatorlukların yıkılımından, yani Osmanlı'nın yıkılımından ortaya çıkan yeni bir ulus devlettir. Avrupa'da denge boşluğu meydana gelmiş, yenilen devletlerde rejim değişikliği görülmüştür. Şöyle rejim değişikliklerini şuraya yazalım. Neymiş bu rejim değişikliği? İtalya'da faşizm, Mussolini'nin liderliğinde faşizm, Almanya'da Hitler'in liderliğinde nazizm ve Rusya'da önce Lenin, sonra Stalin önderliğinde komünizm baş göstermiştir diyebiliriz. Bunlar rejim değişiklikleri olarak karşımıza çıkabilir. Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre'de olan Cemiyeti Akvam, diğer ismiyle Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye almıştır.
Sınırlar çizilirken bir ilkeyi göz ardı etmişlerdir. O ilke ne olacaktır? Milliyetçilik. Tabi bu göz ardı edildiği için bu nedenden dolayı sorunlar bitmemiştir. Hangi sorunlar bitmemiştir? Azınlık meseleleri bitmemiştir. Ve Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalar, özellikle ağır şartlar içeren barış anlaşmaları, İkinci Dünya Savaşı'nın zeminini de hazırlamıştır diyebiliriz. Evet, SSCB'nin kuruluşu, SSCB'nin ilerleyişinden biraz bahsedelim. SSCB Rus Çarlığı'nın 1917'deki Ekim Devrimi ile, şöyle yazalım, Ekim Devrimi ile yıkılmasından sonra aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991 yılına kadar varlığını sürdüren devlet nedir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya'da az önce de belirttiğimiz gibi komünizm rejimi, yani totaliter tek parti diktatörlüğünü savunan baskıcı bir rejim başa geçmiştir. Lenin 1924'te ölünce yerine Stalin uzun vadeli ekonomik planlamalarla başa geçmiş. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise özellikle Lenin dönemi oluyor tabii ki bu. İtilaf devletlerine karşı Sovyet Rusya'dan destek amacıyla Türkler diplomatik girişimlerde bulunmuşlardır. Orta Doğu'ya baktığımızda bu dönemde manda yönetimleri kurulacaktır. Sömürgeciliğin adı değiştiği için artık bu görüntü altında, bu isim altında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, İsrail yeni yeni sömürge arayışları içerisinde bulunup yaptıkları sömürgelere daha da fazla sömürgeler katacaklardır. Neden Orta Doğu manda yönetimlerinin kurulduğu bir coğrafya ve neresi bu Orta Doğu dediğimiz yer? Şimdi baktığımızda Asya, Afrika kıtalarının kesişme bölgesi ve burada bazı semavi dinleri de ortaya çıktı. Yani işte Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, İslamiyet olsun. Semavi din derken tek tanrılı dinlerden bahsediyoruz. Bölgenin cezbedici olması tabii en önemli neden petrol. Petrol kaynaklı cezbedici olması. Bu nedenle de Avrupa devletlerinin çıkarlarının çatıştığı bir bölge haline gelecektir Orta Doğu. Tabii kimler nereleri paylaştı? Şöyle altta bir ayırdığımız bir alan var. İngiltere, Irak, Ürdün, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Aden, Sudan'ı manda olarak kabul görmüş. Fransa, Suriye, Lübnan, Tunus, Cezayir, Fas, İtalya, Libya, İspanya, Fas, İsrail ise Filistin'i sömürge olarak görmüştür. Evet, Uzak Doğu'ya baktığımızda Uzak Doğu'da güçlenen, yeni bir güç haline gelen Japonya var. 1868 yılında İmparator Meiji, Japonya'da feodal rejimi ortadan kaldırıyor. Mutlak monarşi yerine meşruti monarşiyi getiriyor. Yani aslında siyasi yapısını değiştiriyor. Yani yönetim şeklini değiştiriyor. Batı'dan akademisyen, uzman ve teknisyen getirerek çalıştırmaya başlayan Japonya, kendi uzmanlarının da Batı'da eğitilmesine önem veriyor. Neler oluyor sonuç olarak baktığımızda? Japonya'nın modern ve güçlü bir devlet haline gelmesine sağlayan gelişmelerin temeli atılıyor. Bu dönemde Japonya Batı'ya açıyor kapılarını aslında. Ne oluyor? İşte Batı'nın yüzyıllar içinde kurduğu modern sanayileri, bürokratik ve politik kurumları 20-30 yılda oluşturmayı başarıyor. Ve bu durum Japonya'yı büyük devletler arasına sokmaya destek oluyor. Yani Batı'nın dayanaklarıyla, onların silahlarıyla kendisini güçlendirerek ne yapacaktır? İleriye doğru gidecektir. Daha doğrusu kısaca Batı'ya kapılarını açarak güç haline gelecektir diyebiliriz. 1929 ekonomik kriz, dünya ekonomik krizi, dünya ekonomik bunalımı. Bu Amerika'da 1929 yılında New York borsasının çöküşüyle başlayan ve etkileri 10 yıl boyunca dünyada devam eden ekonomik krizdir. Tabii bunun nedenleri vardır, geçmişten gelen nedenleri. Onları biraz burada irdeleyelim.
İlk neden olarak ABD ekonomisinin %50'sinin 200 kadar holdingin kontrolünde olması, bir tanesinin dahi batması ülke ekonomisini etkilemesi. Yani domino taşı etkisi diyebiliriz biz buna aslında. Bankaların kötü yapılanmış olması. En önemli neden aslında C şıkkında ABD'nin tüm dünyaya kredi veren tek ülke olması ve savaş döneminden çıkan devletlerin kendilerini toparlayamadıkları için bu kredileri almakta hatta alamamakta sıkıntılar yaşaması nedeniyle hatalar yapması en önemli neden olarak gösterilebilir. ABD Başkanı Howard'ın yönetimdeki zafiyeti ve ekonomik alanındaki tecrübesizliği de bir diğer nedendir. Tabii bu dönemde yatırımcıların 21 Ekim günü ellerindeki hisse senetlerini satması ve bunun sonucunda ortaya çıkan panik havası Kara Perşembe olarak tarihe geçmiştir. 24 Ekim 1929 Perşembe günü New York borsasının çöküşüne yol açan bugüne tarihte biz Kara Perşembe diyoruz. Ekonomik krizin sonuçlarına baktığımızda 1929 bunalımı sonucunda o günkü paraya göre 4,2 milyon dolar yok olmuştur. 4.000 banka batmış, binlerce insan mal varlığını kaybetmiş, piyasada para olmadığından takas usulüne geri dönülmüştür. İşsizlik artmış, inşaat faaliyetleri durmuş, uluslararası ticaret durma noktasına gelmiştir. Tabii uluslararası ticaret durma noktasına gelince de ithalat, ihracat dengeleri de bozulacaktır diyebiliriz. Türkiye ne gibi önlemler aldı? Bu krizin aşılmasında ne gibi tedbirler aldı? Biraz da Türkiye'nin durumuna bakalım isterseniz. Bu kriz karşısında Türkiye kalkınmasını sağlayabilmek için ihracat ve ithalatını arttırmak zorunda kaldı. Clearing ve takas sistemini uyguladı. Ne demek clearing? Malımı alanın malını alırım. Yani burada artık az önce de belirttiğimiz gibi takas usulü dediğimiz bir sistem aslında bu. Bu sistemle Türkiye ile ticaret ve ödeme anlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik verildi. İhraç mallarına kalite kontrol sistemi getirildi. 1934'te bu iş için de Türk ofisi kuruldu. Yerli malı haftası ilan edildi. Tabii ekonomik krizlerde daha çok milliyetçi ekonomik modele dönülür. O yüzden de biz de bu dönemde yerli malı haftasını ilan etmişiz. İki savaş arasındaki dönemde Avrupa'da barışı sağlamak için ne gibi çabalar var? Yani buradaki bu Cemiyet-i Akvam, Locarno Anlaşması, Briand-Kellogg Paktı bunlar aslında bu iki savaş arasında o dengeyi sağlayıp barışa çözüm getirmek için yapılan sözleşmeler, anlaşmalardır. Başlayalım isterseniz. İlki Cemiyet-i Akvam 1920 yılında kurulacaktır. ABD Başkanı Wilson'un yayımladığı ilkeler doğrultusunda dünya barışını korumak amacıyla Paris Barış Konferansı'nda kurulmasına karar verilmiş ve Milletler Cemiyeti Cenevre'de kurulmuştur. Ve Türkiye de bu cemiyete dahil olacaktır. Cemiyet-i Akvam, diğer ismiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye'nin katılış tarihini ilerleyen dersimizde zaten anlatacağız. 1932 yılında dahil olacaktır. Locarno Anlaşması, Türkiye'nin katıldığı bir barışı sağlama çabası değildir. Locarno, Fransa ile Almanya arasında doğan sıkıntılardan kaynaklı bir anlaşmadır. Fransa'nın Almanya'ya olan güvensizliği nedeniyle imzalanan bir anlaşma. Özellikle Almanya'nın bu Versay Anlaşması'nı tanımaması ve bundan dolayı ortaya çıkan gerginlik havasıyla alakalı bir gelişmedir. Tabii Fransa ve Almanya ile arasındaki en önemli sorun Alsas-Lorraine bölgesi sorunudur. Bir daha söylüyorum, Türkiye bu Locarno Anlaşması'nın içinde değildir diyebiliriz. Peki bu Locarno Anlaşması'ndan sonra Almanya'nın durumu ne olacaktır? Bu anlaşmadan sonra Almanya 1926'da o da barışı sağlamak için Milletler Cemiyeti'ne girecek ve belli bir dönem Almanya bastırılmış olacaktır. Briand-Kellogg Paktı 1928 yılı Fransız Dışişleri Bakanı Briand ile ABD Dışişleri Bakanı Kellogg'un mimari oldukları bir paktır. Amaç, savaşı ulusal politikaların bir aracı olmaktan çıkarmaktır. Yani bir araç olarak görmenin dışına atmaktır.
Bu pakt ABD'nin öncülüğünde imzalanmış. Pakt da daha sonra SSCB ve Türkiye'de katılmıştır. Kelok Paktı bir daha söyleyelim. Yani buradaki anlaşmaların, sözleşmelerin, cemiyetlerin amacı aslında barışı sağlamaktır. Kelok Paktı da barış ve silahsızlanma çabalarında önemli bir adımdır diyebiliriz. Evet, iki savaş arası dönemde bilimsel ve teknolojik gelişmelere bakacağız. Bu dönemde gözümüze çarpan önemli bir bilim adamı Albert Einstein. 20. yüzyılın en önemli kurumsal fizikçisi olarak değerlendirilir. 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. Diğer gelişmelere baktığımızda sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük hayata girmiş. Demiryolu yapımına önem verilmiş. Böylece ulaşım kolaylaşmış. İlk kez organ nakli. 1921'de tüberküloz, yani verem hastalığına karşı BCG aşısı bulunmuş. 1929 yılında ise penisilin keşfedilerek antibiyotiklerin gelişeceği alan açılmıştır. 1927'ye kadar filmler bütünüyle sessizdi. İlk sesli sinema caz şarkısıdır. 1930'lardan itibaren tüm filmler sesli çekilmeye başlanmıştır. Başka neler vardır bu dönemde? Edebiyata baktığımızda John Steinbeck'in Gazap Üzümleri o dönemi anlatan en önemli eserlerden birisidir. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda savaşın halkı nasıl etkilediğini, Avrupa'yı anlatan en önemli eserdir. 1930'lar aynı zamanda renkli sinemaya geçiş dönemi olmuştur. 36'dan sonra radyonun iletişimle ne kadar etkili olduğunu anlayan ülkeler bu alandaki çalışmalara önem vermişlerdir. 1929-1965 yılları arasında da BBC yayına başlamıştır dedik. Evet, geldik Atatürk dönemi Türk dış politikasına. Yani yine aynı ünitenin içindeyiz. Atatürk dönemi Türk dış politikasına baktığımızda. Şöyle bir boğazlar sorunuyla başlayalım. Yaklaşan savaşa karşı alınan tedbirler aslında bunlar. Lozan'da varılan anlaşmaya göre 1923'te uluslararası hale dönüştürülüyor boğazların durumu. Şöyle yazalım buraya. Boğazların durumu uluslararası hale dönüştürülmüş. Denetimleri Milletler Cemiyeti'nin belirleyeceği uluslararası bir komisyona devredilmiş. Yani biz Lozan'da istediğimiz gibi bir sonuç elde edememişiz. Komisyon demek bizim bağımsızlık anlayışımıza aykırı bir durum demektir. Buna dikkat edelim. Ancak 1930'ların ilk yarısından itibaren hem Milletler Cemiyeti'nin giderek işlevini yitirmesi hem de dünyanın hızla savaşa doğru sürüklenmesi nedeniyle Türkiye boğazlar konusunu tekrar gündeme getirmeyi başarmış. 1936'da İsviçre'nin Montreux şehrinde toplanan bir konferansta imzalanan Montreux Anlaşması, Montreux Boğazlar Anlaşması'yla Türkiye istediği sonucu elde etmiş. Bu sonuca göre Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik elde etmiştir dedik. Evet, etabli sorunu, yerleşik sorunu, yerleşme sorunu, kiminle yaşadığımız bir sorun bu sorun. Özellikle Yunanistan'la yaşadığımız sorun, direkt Yunanistan'la yaşadığımız bir sorun. Onu zaten şurada da anlatacağımız üzere anlaşılacaktır. Lozan'da varılan anlaşmaya göre Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Rumlar da Türkiye'ye gönderilerek nüfus mübadelesi yapılacaktı. Yani değiş tokuş yapılacaktı. Ancak Lozan bu mübadeleye bir istisna getirdi. Bu istisnaya göre, burası önemlidir, dikkat edelim. Ekim 1918'den önce İstanbul'a yerleşmiş olan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler yerleşik, yani etabli sayılacak ve mübadele dışı tutulacaktı. Tabii buradaki amaçları Rumların İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak istemeleri. Ancak Rumların daha fazla Rum bırakmak istemesi Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşmazlığa yol açtı. Türkiye Yunanistan arasında 10 Haziran 1930 yılında imzalanan yeni bir sözleşmeyle bu durum çözüme kavuşacaktır. Bu çözüme göre yerleşme tarihleri ne olursa olsun İstanbul'daki, şöyle yazalım buraya,
İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç dikkat edelim. Diğer bölgelerdeki Türk Rum nüfusu tamamı değiş tokuş edilecektir. Yani İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç buradakiler tamamı yerleşik sayılacak. Diğer geriye kalanlar ne yapılacaktır? Değiş tokuş edilecektir. Geldik bir başka sorun, Musul sorunu. Aslında bu bizim hangi sınırımız? Irak sınırı. Evet, Musul, Mondros Mütarekesi'nin ardından ateşkese aykırı bir biçimde İngiltere tarafından işgal ediliyor. Tabii biz bu Musul'u Misak-ı Milli sınırları içerisinde değerlendiriyorduk. Bu nedenle Türkiye, Musul'un Türkiye'ye bırakılması konusunda Lozan'da ısrarcı bir tutum takındı ama sonuç istediğimiz gibi sonuçlanamadı. Daha doğrusu Lozan'da görüşmeler İngiltere ile 9 ay sonraya bırakıldı. Ancak Türkiye özellikle yaşadığı iç sorunlar nedeniyle, içeride yaşanan Şeyh Said isyanı nedeniyle dış politikada Musul konusunda istediği sonucu elde edemedi. Tarih 5 Haziran 1926'yı gösterdiğinde yapılan Ankara Anlaşması ile Musul'un İngiliz mandasındaki Irak'ın bir parçası olduğu resmen tanındı. Yani biz aslında bu sorunu neye aykırı çözmüş olduk? Misak-ı Milli'ye aykırıdır. Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözülmedi. Olarak çözülemedi. Bir daha söyleyelim. Neden? İçeride yaşanan iç sorun nedeniyle, içeride yaşanan sorunumuzu da hatırlatalım. Şeyh Said isyanı. Evet, yabancı okullar sorunu. Yeni Türk Devleti'nin izlediği milli eğitim politikasının bir gereği olarak yabancı okullarda tarih, coğrafya gibi derslerin Türkçe okutulmasına karar verilmesi, özellikle de Türkiye topraklarında en fazla yabancı okula sahip olan Fransa bu konuda bize sorun çıkaracaktır. Biz de ya okullarının bu şekilde eğitim görmesi ve milli eğitime bağlı olmasını kabul ettirmeye çalıştık. Ya da eğer bu şartlar kabul edilmiyorsa Fransa tarafından okulun kapatılıp gönderilmesini tercih ettik. Ancak Türk Devleti bu milli tavrından ödün vermeyerek kararından vazgeçmedi. Fransa da daha fazla direnemeyerek bazı okulları kapatmak pahasına bu kurala, bu karara uymak zorunda kaldı. Yani biz aslında yabancı okullar sorununu istediğimiz gibi çözdük. Yani nasıl istediğimiz gibi çözdük? Bağımsızlığımızdan ödün vermeyerek. Evet, bir diğer sorun Osmanlı borçları sorunu. Osmanlı'dan kalan borçların ödenmesi konusunda bir sorundu bu sorun. Bu sorunda alacaklarının çoğunu Fransızların oluşturması nedeniyle özellikle Fransa ile sorun yaşadık. Tabii o dönemde yaşanan 1929 ekonomik buhran bu borçları ödemekte Türkiye'yi epey sıkıntıya düşürecek. Ve 1933'te Paris'te bir yeni anlaşma yapılacak ve borçlar yeni bir ödeme sistemine, planına göre yapılacaktır. Yani biz burayı da, borçlar sorununu da uzun bir müddet gündem konusundan çıkaramayacağız. 1954 yılına kadar Türkiye Osmanlı'dan kalan borçları ödemek zorunda kalacak. Evet, Hatay sorunu. Hatay sorunu aslında biz Lozan'da 1921 Ankara Anlaşması'na göre kabul etmiştik. Bu anlaşmaya göre şekillendirmiştik. Şöyle yazalım, Ankara Anlaşması. Fransa mandasındaki Suriye sınırları içerisinde kalan İskenderun Sancağı. Fransa'nın 1936'da bölgeden çekilmeye karar vermesiyle sorun yaratacaktır. İskenderun Sancağı'nın Suriye'ye bırakılmasını istemeyen Türkiye'nin girişimleriyle yani
karşı tarafın bu isteği bu isteği kabul etmemesi, bu istek konusunda ısrarcı davranması, Türkiye'ye verilmesinin kabul edilmemesi nedeniyle Türkiye bu sorunu Milletler Cemiyeti'ne taşıyacaktır. Milletler Cemiyeti'nin verdiği kararla İskenderun Sancağı'nın iç işlerinde bağımsız, dış ilişkilerinde Suriye'ye bağlı özel bir statüye kavuşturacaktır. Ancak bu da sorunu çözmemiş. 1938 yılına gelindiğinde bu bölge İskenderun Sancağı Hatay kendi bağımsız devletini kuracaktır. Hatay Cumhuriyeti bağımsız devleti kurulacak. Cumhurbaşkanlığını Tayfun Sökmen, Başbakanlığını ise Abdurrahman Meleğin yaptığı Hatay Cumhuriyeti 7 Temmuz 1939'da Türkiye'ye katılma kararı alacaktır. Nasıl katılacaktır tabii? Milletler Cemiyeti'nin gözetiminde yapılan referandum, halk oylamasıyla katılacak. Yani demokratik yolla katılacaktır. Böylece Hatay Türkiye'nin bir parçası olacak ve biz bu sorunu istediğimiz gibi çözmüş olacağız. Yani Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözeceğiz. Yani sonuç olarak baktığımızda anlattığımız Atatürk dönemi Türk dış politikasında uluslararası konjonktürü akılcı ve gerçekçi bir biçimde değerlendiren, ancak bunu yaparken milli bağımsızlık gibi temel ilkelerden asla taviz vermeyen, barışçılığı gözetirken milli çıkarlarında asla göz ardı etmeyen, duygusal ve ideolojik bakış açılarından arınmış bir politika anlayışıyla Atatürk hareket etmek istemiştir. Dedik. Evet, şimdi bu dersimizden sonra ikinci üniteye geçiyoruz. Bu iki üniteyi arka arkaya anlatayım istedim. Bağlantılı gelişmeler de var. Burayı da anlatalım ve bitirelim. Evet, ikinci ünitemiz, İkinci Dünya Savaşı. Tarih aralığını isterseniz şuraya yazalım. 1939-1945 yılları arasıdır. Savaşın genel nedenlerine baktığımızda, İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumları. Bunu biraz açacağız. Hayat sahası fikrini ortaya atıyor Almanya. Bu ifade Naziler tarafından Alman halkının yaşamını sürdürebilmek için Almanya'nın Avrupa'yı hayat sahası olarak görmesi. Yani Almanların yaşadığı coğrafyaları bir bütün haline getirip diğer devletleri bertaraf etmek. Tabii farklı farklı coğrafyalarda yaşadıkları için bu Alman ırkı bunları birleştirmek çok da kolay olmayacaktır. Bu doğrultuda Almanya Versay Anlaşması'na göre anlaşmayı bozacak, askersiz olması gereken Ren bölgesine asker çıkaracak. Tabii İtalya'da Almanya'dan destek alarak Orta Doğu'da Habeşistan'a saldıracaktır. Almanya ve İtalya'nın hızla silahlanarak yeni sömürge arayışına girmeleri, tabii diğer devletlerden geri kalmaları, özellikle İngiltere ve Fransa'dan onları bu yönde harekete geçirmiştir. Komünizm rejiminin Rusya'ya yerleşmesiyle bu ülkede silahlanma yarışı başlamış. Komünist rejimle Rusya yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştır. Bir diğer nedenimiz, Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan ağır anlaşmalar ile Avrupa'da siyasi ekonomik dengelerin tamamen bozulması. Özellikle Almanya'nın Versay Anlaşması'nın getirdiği o ağır şartlardan kurtulmak istemesi. İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda galip bir devlet olarak çıkmasına rağmen yeterince menfaat elde edememesi. Hatta daha da ileri giderek Mussolini'nin önderliğinde Akdeniz'de Roma İmparatorluğu'nun yeniden canlandırma projesini ortaya atması. Bizim deniz dediği yer Akdeniz'dir. Akdeniz bizim denizdir diye sloganla ne yapacaktır? Kendisini ifade edecektir. Japonya'nın sömürgeci faaliyetlere girişi Çin'e ve ait Mançurya'yı işgal etmesi. Tabii Japonya'da İtalya ve Almanya gibi onun da bir politikası var. Ortak refah alanı. Yani Japonya yayılmacı politikasını Asya devletlerinin dayanışması üzerine kurmuş. Bu politikaya göre Asya Asyalınındır anlayışını ne yapacaktır? Ortaya
çıkaracaktır. Devletler arası bloklaşma, hızlı silahlanma yarışı zaten bu savaşın diğer nedeni olacaktır. Savaş öncesinde yaşanan gelişmeler, yani bloklaşmalara şöyle bir bakalım. İki bloğumuz var. Bunlardan birisi mihver, bir diğeri de müttefik grubudur. Mihver grubu 1936'da Almanya ve İtalya tarafından kurulmuş, sonradan bu gruba Japonya da dahil olmuştur. Müttefik grubu ise İngiltere ve Fransa tarafından kurulacak, sonra Rusya ve ABD de bu gruba katılacak. Toplamda 30 devletin katılımıyla müttefik grubu daha da büyüyecektir. Bu dönemde savaşın başlamadan önceki döneminde, savaş başlamadan önce İngiliz Başbakanı Chamberlain Almanya'yı durdurmayı sağlamak için harekete geçecek. Biz bu savaşı durdurma çabasına yatıştırma politikası diyoruz. Yatıştırma politikası. Bu çerçevede Çekoslovakya bölgesinin içerisinde yer alan, özellikle yoğun olarak Almanların yaşadığı Sudetler bölgesini Chamberlain Almanya'ya bırakıyor. Ama Almanya bununla ne yapmayacaktır? Yetinmeyecektir diyebiliriz. Savaşın başlaması. Savaş nasıl başlayacak? İlk kıvılcım ne olacaktır? 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla savaş başlayacak. Başlangıçta Almanya, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika, Fransa'nın başkenti Paris'i ele geçirerek güçlenmişken, mihver devletler üstün duruma getirmişken, ABD müttefik devletler grubuna katılınca savaşın seyri değişmiştir. Evet, geldik bir başka başlığımıza. Barbarossa, diğer ismiyle Tayfun hareketi. SSCB başlangıçta Almanya'nın yanında yer alırken, daha sonra Almanya'nın Barbarossa harekatı ile Rusya'ya saldırması ve doğuyu ele geçirmek için böyle bir politika izlemesi üzerine Almanya ile Rusya karşı karşıya gelmiş. Rusya bu durum üzerine müttefik grubuna geçmiştir. Pearl Harbor saldırısı dedik. Japonya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii'de, yani Amerikan üssü olan Pearl Harbor'a 1941'de saldırması üzerine ABD müttefiklerin yanında savaşa girecektir. Yani Pearl Harbor aslında ABD'nin tarafsızlığını bertaraf edecektir. Japonya Pearl Harbor baskınına karşılık savaşın bitişini hızlandırmak için ABD bu dönemde Japonya'nın bu hızlı girişini bitirebilmek için tabii ki ne yazık ki acı bir durum olan Hiroşima ve Nagasaki'ye ilk atom bombalarını atarak ABD Japonya'ya karşılık verecektir. Atlantik Sözleşmesi, tarihimiz 1941, İngiliz Başbakanı Churchill ile ABD Başkanı Roosevelt arasında imzalanmıştır. Savaştan sonra dünya nasıl düzenlenecek? Bununla ilgili 8 maddelik bir sözleşme yapmışlardır. Aslında bu Atlantik Sözleşmesi bizim 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Wilson ilkelerine benzeyebilir. Daha doğrusu benziyor aslında. Evet, Normandiya çıkarmasına geldik. ABD, İngiltere ve Kanada kuvvetlerinin 100 bin kişiyle Fransa'daki Almanlara ait üste yaptığı askeri çıkarmadır. Bu askeri çıkarmayla Almanya Fransa'dan çıkarılacaktır. Evet, savaşın sonu. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı Mayıs 1945'e kadar devam etmiş. Japonya'nın teslim olmasıyla 10 Ağustos 1945'te yaklaşık 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nın müttefik devletlerinin galibiyetiyle sonuçlanacaktır. 10 Şubat 1947'de de Paris Anlaşması'yla 2. Dünya Savaşı resmen sona erecektir. Onu da bilelim. Evet, savaş esnasında yapılan konferanslar. Bunlar da kritik konferanslardır. Bunları şöyle bir gözden geçirelim. Casablanca Konferansı. Almanya, Japonya ve İtalya mihver devletleri kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar bunlarla mücadele devam edilecek kararı alınıyor bu konferansta.
Washington, diğer ismiyle Trident Konferansı, Türk hava alanlarından yararlanmak için gerekli hazırlıklar yapılacak. Tabii Türkiye bu dönemde bu kararların dışında görülüyor. Quebec Konferansı, konferansta Churchill, ikinci cephenin Fransa yerine Türkiye'ye açılmasında çok ısrar ediyor fakat kabul görmüyor. Birinci Moskova Konferansı, şöyle bunları daha belirgin hale getirelim. Savaş sonrası düzen için yapılan ilk toplantıdır. Bunun en önemli özelliği zaten budur. Kahire Konferansı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Uzak Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla toplanmıştır. Tahran Konferansı, ikinci cephe ile ilgili olarak Türkiye'nin de savaşa katılması kararı alınmıştır. İkinci Moskova Konferansı, toplanma amacı Balkanlar'da nüfuz alanlarının paylaşımıdır. Yalta Konferansı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin önemlidir. Temel ilkeleri burada belirlenecek. Buna göre Yalta Konferansı'nda şöyle söylenecek. 1 Mart 1945 tarihine kadar ortak düşmana karşı savaş ilan etmiş olan devletler Birleşmiş Milletler'e alınacaktır kararı duyurulmuş. Zaten Türkiye bunun üzerine Şubat 1945 yılında Almanya ve Japonya'ya savaşı ilan edip ilerisinde de Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak girmiş olacak. San Francisco Konferansı, Birleşmiş Milletler Konferansı olarak da geçer. Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasını kabul etmek ve imzalamak amacıyla. Yani Birleşmiş Milletler aslında burada kuruluyor gibi düşünülebilir. Potsdam Konferansı ise diğerlerinden farklı olarak barışın nasıl sağlanacağını konu almıştır. Dört büyük devletin son katıldığı konferans olarak da tarihe geçiyor. Evet, geldik savaşın sonuçlarına. Mihver devletler yenilecek. Yani Almanya, İtalya, Japonya yenildi. Tabii sömürgelerini kaybedecekler büyük oranda. Savaştan sonra Almanya Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılacak ve araya bir duvar çekilecek. Berlin Duvarı biliyorsunuz. İki bölgeye ayrılacak Almanya. Savaştan sonra İtalya'nın Kuzey Afrika'dan çekilmesiyle Libya Devleti kuruldu. Fransa'nın sömürgesi olan Cezayir bağımsız oldu. Yani Orta Doğu'da Manda yönetimlerinden bağımsızlıklar geliyor. İngilizlerin Uzak Doğu'ya baktığımızda İngiliz sömürgesi olan işte Afrika'da Mısır, Pakistan, Uzak Doğu'da Hindistan, bunlar da bağımsızlığına ne yapacaklardır? Kavuşacaklardır dedik. Milyonlarca Yahudinin öldürülmesi üzerine Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Yahudilere Filistin'de devlet kurma hakkı tanındı. Böylece böylece Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle 1948'de işgalci İsrail devleti kurulacak. Çin'de komünist rejim başa geçecek. Savaş sonunda dağılan Milletler Cemiyeti yerine 46 devletin katılımıyla Birleşmiş Milletler kurulacak. Savaşta yaklaşık 56 milyon insan hayatını kaybedecek. Dünyada bu gelişmelerin de etkisiyle Türkiye'de de bir takım iç politikada gelişmeler olacak. Mesela Türkiye çok partili hayata geçecek. Bu tarihten sonra savaştan güçlü çıkan iki devlet, ABD ve SSCB, dünya iki bloğa ayrılacak. ABD'nin yanında olanlar, SSCB'nin yanında olanlar. Biz bu döneme Soğuk Savaş dönemi diyoruz. Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Evet. Evet, Türkiye savaş dönemindeyken Milli Şef olarak adlandırdığımız İsmet İnönü baştadır. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye ne gibi önlemler, tedbirler almıştır? Onu biraz değerlendireceğiz. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Refik Saydam Şükrü Saraçoğlu başbakanlık yapmış. İsmet İnönü ise cumhurbaşkanı olmuştur. 1940'da hükümete ekonomiye müdahale etme hakkı tanıyan Milli Koruma Kanunu kabul edilmiş. Tahıl stoklarına bu dönemde el konulmuş. Yani savaş döneminde olduğumuz için sıkı yönetim, genel seferberlik ilan edildiği için bir takım tedbirler alıyoruz. Evet, savaşa girmedik. Sıcak çatışma yok ama tedbirleri de elden
bırakılmamış bu dönemde Türkiye'de. Sıkı fiyat kontrolleri kara borsayı arttırmış. 13 Ocak 1942'de özellikle ekmek karnesi, yani artık ekmek temel tüketim ürünleri, bunlar karne ile dağıtılmış. İkinci 5 yıllık sanayi planı yürürlüğe konulmuş. Fakat savaş şartları nedeniyle biz yatırımlarımızı daha çok savunma sanayisine yatırdığımız için ikinci 5 yıllık kalkınma planından istediğimiz sonucu elde edememişiz. Seferberlik, yarı seferberlik ilan edilmiş, yetişkin nüfus askere alınmış. Bu durum yerli üretimin azalmasına sebep olmuş. Yani asker erkekler özellikle savaş meydanlarında olduğu için üretim durma noktasına gelmiştir diyebiliriz. Petrol ofisi, et ve balık kurumu kurulmuş. 1942'de ticaret ofisi ve İAŞİ müsteşarlığı kurulmuş. 9 Kasım 1942'de olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kazancı vergilendirmek amacıyla zengin olanlardan varlık vergisi alınmaya çalışılmış. Varlık vergisi kanunu çıkarılmış. 1944'te toprak mahsulleri vergisi, 15 Haziran 1945'te çiftçiyi topraklandırma kanunu, ancak bu kanundan beklenen sonuç sağlanamamıştır. 1947'de ise Türkiye İktisadi Kalkınma Planı hazırlanarak Marshall Planı çerçevesinde alınacak yardımlar için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Evet, bu dönemde ABD'nin özellikle SSCB'ye karşı yanına çekmek istediği devletlere bir takım yardım paketleri vardır. Onlardan birisidir Marshall Planı. Evet, gelişmeler devam ediyor. John Dewey, yani bu Milli Şef döneminde John Dewey raporu ile MEP Hasan Ali Yücel, yani Milli Eğitim Müdürü Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç öncülüğünde ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1940 tarihli yasa ile tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde köy enstitüleri açılmıştır. Özellikle ilkokul öğretmeni yetiştirmek, tabii bu öğretmenleri de yetiştirirken hem pratikte hem de teoride eğitim vermek amacıyla böyle bir yola gidilmiştir. Savaş döneminde bizi savaşa sokabilmek adına müttefik devletlerinin bir takım görüşmeleri vardır. Bunlara dikkat edelim. Birisi 1. Kahire görüşmeleri. İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden ile bizim Dışişleri Bakanımız Numan Menemencioğlu arasında Kahire'de bir konferans yapılacaktır. Kahire'de Türk Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu bir araya geleceklerdir. Bize şöyle tekliflerde bulunacaklardır. İşte hava üslerinizi açın, savaşa katılmanızı istiyoruz tarzında. Ancak biz bunu şu şekilde değerlendiriyoruz. Savaşa gireriz. Fakat ekonomik yardımlar, işte askeri malzeme, destek olursanız biz bu savaşta yer alırız diye bir ön şart sunmuşuz. Bir diğer görüşme, yine bizi savaşa sokmaya dair görüşme, Adana görüşmeleri. Bu sefer 1943 yılında Churchill, İngiltere Başbakanı ile İsmet İnönü arasında Adana'da görüşmeler yapılacak. İsmet İnönü tüm baskılara rağmen Türkiye'yi savaşın uzağında tutacaktır. Tabi ne kadar uzak tutabilir? O çok mümkün değil. 1945'te Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Almanya ve Japonya'ya simgesel olarak savaş ilan edecek. Bunun sonucunda da Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak Türkiye katılacaktır. Türkiye, bir daha söylüyoruz, fiilen bir savaş şabası katılmıyor. Yani burada bir sembolik bir savaş var, simgesel bir savaş var. Yorumunu yapalım. Evet, şurada bir notumuz var. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiili olarak katılmamışsa da bu dönemde savaşın ülkelere silah yapımında kullanılan krom madenini satmıştır. Evet, evet, buradaki gelişmeleri bitirdik. Şimdi birkaç sorumuzu çözelim. Sorumuza bakalım. Onları değerlendirelim.
Sonrasında da üçüncü üniteye de geçeriz. Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik bunalımının sonuçları arasında gösterilemez diyor. Baktığımızda bunalımın yarattığı gelişmelerden bir tanesi işsizlik. Bu var. Üretimin azalması, sosyal sorunlar, işsizlikle birlikte işte yaşanan sıkıntılar, tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi ve E şıkkında İkinci Dünya Savaşı'nın zaten İkinci Dünya Savaşı'nın bir sıkıntısı değildir. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan gelişmeleri anlattık. Yani 1929 ekonomik bunalımın yaşanmasının sebebi aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıdır diyebiliriz. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Evet, bir diğer soru. Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin İslam dünyasıyla olan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir diyor. Biz burada baktığımızda İslam dünyası ile ilgili bir ittifak arayacağız. Hangisi İslam dünyası ile yaptığımız ittifak? Sadabat Paktı. 1937 yılında hatırlayalım. 37'de Türkiye, İran, Irak, Afganistan'ın katılımıyla gerçekleşen bu paktta biz özellikle İslam dünyasında Orta Doğu ülkeleriyle bu ülkelerle bir araya gelerek İtalya'nın saldırgan tutumuna karşı bir tedbir almışız. Ve Doğu sınırımızı İtalya'ya karşı Doğu sınırımızı koruma çabası içine girmişiz. Evet, bir diğer sorumuz. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya dengelerinin değişmesi ve devletler arası bloklaşmaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır diyor. Fransa'nın, yani aslında burada Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini soruyor, altında yatan nedenlerini soruyor. Fransa'nın Alsas-Lorraine'i kaybetmesi, evet, bir neden de hatırlayın. Sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik yarışı, Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini sağlaması, İngiltere ve Fransa gibi sömürgecilik yarışına katılmak istemesi, Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın kurulması, bu bir sonuçtur. Bize burada nedeni soruyor. Rusya'nın izlediği panslavizm politikası. Bu da nedir? Bir nedendir. Bir tane sonucumuz var. O da D şıkkı. Evet, farklı soruları da koyduk buraya. En azından görelim diye. ABD'nin yalnızlık, yani infrat politikası aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? Yani ABD şöyle bir politika izliyor. Ne Avrupa Amerika kıtasına karışsın, ne de Amerika Avrupa'ya karışsın. Kendisini yalıtılmış bir şekilde geri çekmek istiyor ABD. Bunu da Monroe doktrini ile sağlayacaktır. Bir diğer soru. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Araplarla yaptığı gizli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet, biz bunu burada anlatmadık ama bilinen bir anlaşmadır. McMahon Anlaşması. Araplar, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile İngilizler arasında yapılan gizli bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre İngilizler Araplara bağımsızlık vaat etmiştir dedik. Evet, son iki sorumuza da bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan cemiyeti Akvam'dır. Birleşmiş Milletler ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacaktır. Dikkat! Avrupa'da meydana gelen yeni dengelerin Balkanları tehdit etmesi üzerine 9 Şubat 1934'te imzalanan Balkan Antantı'na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır? Şimdi biz bunu bir kodluyoruz. Kim, nasıl kodluyoruz? Tayyar diye şöyle, Tayyar kelimesinin sessiz harflerini alıp kullanıyoruz. Bunlar nedir? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Balkan ülkelerini düşünelim. Çünkü burada Balkan Antantı diye geçiyor.
dikkat edelim. Şimdi baktığımızda Yunanistan, evet, çıktık. Yugoslavya'ya çıktık. Romanya, Türkiye, bunlar zaten bu Antant'ın içinde olan devletler. Olmayan devlet Bulgaristan. Ki Bulgaristan Almanya ve İtalya'nın baskısı altında olduğu için bu Antant'ın içinde yer almayacaktır dedik. Evet, böylelikle birkaç soru örneği de görerek dersimizi sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.